depremde hasar alan kilise restore edilecek. 6 Şubat Kahramanmaraş Merkezi depremde hasar alan 1500 yıllık İskenderun Aziz George Rum Ortodoks Kilisesi'nin restorasyon çalışmasıyla yeniden ibadete kazandırılması için düzenlenen etkinliğe Birleşmiş Milletler Kalkınma Temsilcisi, Romanya ve Bulgaristan Türkiye Büyükelçileri katıldı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen kültürel mirasa sahip çık bağış kampanyası çerçevesinde depremde hasar gören İskenderun Aziz George Rum Ortodoks Kilisesi'nin restorasyonu yapılacak. Kilise bahçesinde düzenlenen etkinliğe İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Can Teymur, Birleşmiş Milletler Kalkınma Temsilcisi Louis Vinton, Romanya'nın Türkiye Büyükelçisi Stefan Alexandur, Bulgaristan Türkiye Büyükelçisi Anguel Tukulako ile davetler katıldı. Deprem nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet, bu felaketten acılarla çıkan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi sunmak istiyorum. Kalabalık davetli topluluğunun katıldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Medeniyetler şehri Hoşgörü'nün merkezi Hatay'da yaşanan depremin bir daha dünyanın hiçbir yerinde yaşanmaması temennisinde bulunan İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Can Teymur şunları söyledi. Kadir Şinas halkımızın gösterdiği yardım ve dayanışma çabası yüreklerimize su serpmiştir. Başta devletimiz olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından gelen yardım ve desteklere bir kez daha sonsuz şükranlarımızı sunmak istiyorum. Allah bir daha böyle bir acıyı, böyle bir felaketi ülkemize ve hiçbir ülkeye yaşatmasın. Depremin ilk günlerinde bölgeye gelerek bizlere defalarca ziyaret eden ve yaklaşık bir yıldan beri bu yana kendileriyle temas içinde olduğumuz Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP'nin Türkiye Mukim Temsilcisi Bayan Louisa Vinton ve teşkilatı bölgemizdeki çeşitli aktiviteleriyle birlikte kültür mirasının ayağa kalkması konusunda önemli katkılar sunmaktadır. Kültürel miras bir topluluğun kimliği ve tarihinde hayati bir rol oynar. Bu ve buna benzer tarihi mekanlar gibi Aziz George Kilisesi'ni de restore etmek ve korumak, bu felaketin ardından toplulukların normal hayat duygusunu yeniden inşa edecektir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Temsilcisi Louis Vinton, Romanya'nın Türkiye Büyükelçisi Stefan Alexandur, Bulgaristan Türkiye Büyükelçisi Aguel Uhulako yaşanan deprem ile ilgili düşüncelerini tek tek dile getirdiler. And sometimes we were asked, why cultural heritage? Why are you focusing on buildings and monuments and museums when so many people are suffering? Depremin hemen ilk günlerinden itibaren özellikle Hatay ve ilaveten 10 ilimizi vuran bu son derece yıkıcı depremin hemen akabinde çok ciddi yıkımlarla karşılaştık ve ciddi hayat kayıpları ve maddi kayıplar elbette oldu ve bunlarla ilgili olarak ilk günden itibaren adım atmaya çalıştık. Ancak kültürel mirasın ve kültürel tarihi dokunun da yeniden canlandırılabilmesi için bu konuda özellikle koruma yönünde ve yeniden canlandırma yönünde de adım atmak durumunda, bunun gereğini de cidden kalbimizde hissettik. Bazen bu gibi anıtların, bu gibi kültürel mirasın korunması konusunda neden sorusu karşımıza çıkar. And there are many, many reasons. I was lucky to visit your region, Hatay, before the tragic earthquakes of February 2023. And I was here one more time this spring, again with the kind support of our friends from UNDP, where I had the pleasure to meet many of you. Throughout my time spent here, it was clear to me that your rich historic... Because I know that no words can actually heal all the pain and all the sufferings that you've had after the devastating earthquakes. Böylesi yıkıcı bir deprem ardından yaşanan acıları tamir edebilecek hiçbir kelime, hiçbir ifade olduğuna inanmıyorum. Hiçbir kelime bu acıyı tarif edebilecek kabiliyette, kapasitede değildir. Konuşmalar sonrasında katkı sunanlara teşekkür plaketi verilirken Hatay Medeniyetler Korosu da seslendirdiği eserlerle davetlileri deprem anına götürdü.